Herkese yeniden merhaba. Farmakon 2021 3. gününde atölye yayınlarımız ile devam ediyor. Ben Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esma Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Fitoil aromaterapi kurucusu, eczacı Sayın Özlem Pamuk Yıldız'ı ağırlayacağız. Kendisini yayınımıza davet etmeden önce kısaca size bahsetmek istiyorum özgeçmişinden. 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Bursa Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Bir buçuk yıl SSK Bursa Bölge Hastanesi'nde klinik eczacılık, sonrasında 15 yıl sahip olduğu eczanesinde serbest eczacılık yaptı. Aldığı eğitimlerle farmakolojik danışmanlık, fitoterapi ve aromaterapi alanlarında teorik ve klinik çalışmalar yaptı. 2007-2013 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anne Bebek Sağlığı Koruyucu Eczane olarak halka eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi. Sivil toplum kuruluşları, MEMEDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, TÜİÇEV, BİLSEM ve toplum sağlığı için bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarında bulundu. Birinci bölge İstanbul Eczacı Odası Bölge Temsilciliği ve MİSEP komisyonlarında görev aldı. Klinik aromaterapi çalışmaları sırasında meslektaşları ve toplum sağlığı adına yapılması gerekenler olduğunu fark edip tıbbi aromaterapik yağ markası Fitoil'i kurdu. Dilerseniz konuğumuzu daha fazla bekletmeden yayına davet edelim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için hem kendi adıma hem de Farmakon 2021 ekibi adına size teşekkür ederim. Ben Daha da teşekkür ederim. fazla bizim için gerçekten çok mutluluk verici. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı o zaman Tabii başlayabilirsiniz. dersimize? Buyurun. Şimdi arkadaşlar, tabii bu arada ben izleyicileri görmüyorum. Kaç kişiyiz, değil mi? Ben Evet. göremiyorum. Evet, şu an YouTube ve farklı platformlarda yayınımız devam ediyor. Göremiyorum. Evet, şimdi yani eczacılığın zaten eczacılığın çıkış noktası olan fitoterapi bitkilerle tedavinin bir kolu olan aromaterapi nedir? Şöyle bir üzerinden zaten çok derin bir konu arkadaşlar. Çok uzunca süre çalışmak gerekiyor. Ama nedir, ne değildir onu göreceğiz bugün. Nasıl yapılıyor, nasıl uygulanıyor onu anlayacağız. Çok güzel bir konu. Benim asıl uzmanlığım fitoterapiden sonra aromaterapiye geçtim. Sevgili İbn Sina'nın bir sözüyle başlıyoruz eğitimimize. Şifasız hastalık yoktur irade eksikliğinden başka, değersiz bitki yoktur tanınmamasından başka demiş. İbn Sina biliyorsunuz zaten tüm dünyada tıbbın babası olarak kabul edilmiş bir İslam alimi. Şimdi aromaterapi nedir? Aromaterapi, aroma, koku, terapi, tedavi. Aromatik yani kokulu, ıtırlı bitkilerin çeşitli kısımlarından, bunlar kök, dal, yaprak, çiçek olabilir, gövde kabuğu olabilir, rizomları olabilir ya da toprak üstü bitki tüm kısımları da olabilir, fark etmez. Yani hangi bölgesinde bizim için gerekli olan majör bileşenler varsa, çünkü bazen bir bitkiden 3 tane, 4 tane değişik uçucu yağ elde edilebiliyor. Mesela bir portakal, portakalın çiçeğinden ayrı, yaprağından ayrı, portakalın meyvesinin kabuğundan ayrı bir yağ çıkıyor. Hepsi birbirinden farklı bileşenler içeriyorlar. Dolayısıyla bu almak istediğimiz bileşenlerin bulunduğu kısımları doğal yöntemlerle, bu doğal yöntem de arkadaşlar %98-99 oranında su buharı distilasyonu. Su buharı distilasyonunu birinci sınıf haricindeki arkadaşlarımız görmüşlerdir zaten ne olduğunu. Su buharı distilasyonu veya çok az bir kısım soğuk pres, soğuk pres yani soğuk sıkım, soğuk sıkımla da sitrus, narinciye kabukları, hani bildiğiniz üzere bir limonu, portakalı soyarken bile havaya yağı karışır. İşte o kokladığımız şey onun uçucu yağı. Dolayısıyla onlardan çok kolay alınabildiği için bir tek sitrus, narinciye kabuklarından su buharı distilasyonuyla elde edilen yağlar da var. Soğuk sıkım ile elde edilen yağlar da var. Bunların tabii ki birbirlerine farklılıkları var. Dolayısıyla bu su buharı distilasyonu ile elde edilmiş olan
uçucu bitki yağlarını ve altta kalan bitki sularını iyileşme, iyi hissettirme ve minör, bu majör klinik kullanımlarda da olabiliyor arkadaşlar. Özellikle enfeksiyon, yara tedavilerinde çok çok hızlı ilacı alternatif olabiliyorlar. Bunların klinik kullanımları minör ve majör, oral, dahilen, inhalasyon ya da deri yoluyla topikal uygulamalarla verilen fitoterapinin özel bir dalı, aromaterapi. Modern aromaterapi ise bütünsel olarak sağlıklı ve huzurlu yaşama giden yolda. Yani bütünsel olarak sağlıklı yaşam nedir? Kişinin tam bir şifa hali içerisinde olmasıdır. Yani sağlıklı ve huzurlu yaşam kalitesinin olduğu bir yaşam stiline giden yolda fiziksel, ruhsal ve eterik bedeninin aynı zamanda mental sağlığının da şifası için önemli bir tamamlayıcı alternatif yöntem olarak görülmektedir. Ama çoğunluğu tamamlayıcıdır. Bazen de alternatif olarak akut yardımlarla enfeksiyonun önlenmesi gibi ya da hastalığın daha ilerlemesi gibi durumlarda akut ilk yardım olarak alternatif, yani ilaca başvurulmasına gerek kalmasını engellemesi en önemli şeylerden birisi, konularından birisi aromaterapinin. Şimdi fitoterapinin özel bir dalı çünkü bitkilerden elde ediliyor. Tamamen saf. Hiçbir sentetik molekül yok. Bitkilerden elde edilen, bitkilerin özü olan uçucu yağlar, sabit yağlar da giriyor ama bunun içine aslında aromaterapi yani kokulu moleküller uçucu yağlarla yapılıyor. Sabit yağları taşıyıcı olarak kullanıyoruz. Yani fitoterapiden, işte fitoterapötik olarak kullandıklarımız neler? Çaylar, ekstraktlar, İşte ten türler, yani bitkisel olarak tedavi yöntemleri içerisinde akut olarak fizyolojik sistemleri, yani bir ilaç gibi anında etkileyebilecek tek yöntem fitoterapide. Dolayısıyla hani diğer fitoterapötikler, çaylar gibi, ekstraktlar gibi masum bir şekilde yaklaşmamamız gerekiyor. Çünkü mesela bir damla portakal yağı 10-15 kilo portakal kabuğundan elde ediliyor. Bir damla değil, bir mililitre. Yani konunun ne kadar konsantre olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu uygulayan kişinin sadece ve sadece işin ehli olan sağlık profesyoneli olması gerektiğini ve uygulayan kişinin de zaten çok dikkatle çalışması gerektiğini anlatıyorum. Şifa, yani bütüncül sağlık, kişinin kendine gösterdiği sevgi, saygı, inanç ve sorumluluk duygusuyla başlar ve bu bilinç olmadan hiçbir tedavi, bildiğiniz üzere, kişinin yaşam kalitesinin sürekliliğinde belirleyici olamaz. Şimdi günümüzde zaten çok fazla kronik inflamasyona bağlı olarak çok fazla kronik hastalıklar nüksetmiş durumda, iyice artmış durumda arkadaşlar ve bundan sonra da daha da fazla artacak. Çünkü neden? Yediklerimizle, gıdalarımızla almamız gereken vitamini, minerali, gerekli olan şeyi alamadığımız gibi onlarla beraber işte pestisitleri, gübre niyetine kullanılan kimyasalları, genetiği değiştirilmiş olduğu için bizim için, vücudumuz için, fizyolojimiz için çok fazla gelecek miktarda bu sefer bitkisel proteinleri almaya başladığımız için vücudumuzda genel anlamda hemen hemen hepimizde bugün olmasa bile yarın, yarın olmasa bile 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl içerisinde kronik bir inflamasyon gelişiyor. Ve dolayısıyla da kronik inflamasyonun, birazdan şey olacak ama çok hızlı geçeceğim zaten, kronik inflamasyon nedir? Kronik inflamasyonun
Vücudumuzun başlıca yaşama sistemlerinden birisi aslında inflamasyon metabolizması. Ama bu sürekli olarak uyarıldığı için gıdalar ve çevresel etkilerden dolayı velhasıl kelam kronik hastalıkların sürekli tetiklenmesi durumunda kalıyor ve hastanın hastalığı akut durumdan kronik hale geçiyor ve bunun için de çok fazla sabır ve özveriyle çalışması gerekiyor hastanın. Yani şifa bugünden yarına, tam şifa hali bugünden yarına gerçekleşecek bir şey değil. Bunun için de kişinin bunu uygularken sabırlı ve sorumluluk sahibi olması lazım geliyor. Evet, her geçen gün aromaterapi gibi gerçekten doğal tedavi yöntemlerine ilgi artmakta tüm dünyada. Tabii bunun aynı zamanda şöyle bir tarafı da var. Bilimsel referanslar ve kanıta dayalı geleneksel kullanımları artık çok fazlasıyla bilim insanları inceliyorlar ve bunların laboratuvar ortamında, işte klinik çalışmalarda, çünkü yüzyıllardır kullanıla gelinen bir tedavi biçimi geleneksel tıp. Bunun içerisindeki sadece etki mekanizmasını, bileşenlerini bulmaya çalışıyorlar ve her geçen gün çok fazlasıyla uçucu yağ molekülleri ile bitkisel moleküller ile çok fazla çalışma yapılıyor ve çok geniş bir bilgi gövdesi olmaya başladıkça, oluşmaya başladıkça da aromaterapi de tüm dünyada, gerçi bizde biraz geç kalmış durumda. Bugün Amerika'da, Avrupa ülkelerinde, işte Fransa, Belçika, Almanya, ki bunlar zaten şeyin ağababalarıdır bitkisel tedavinin, yani %80 %90'larda tüm tedavi sistemleri içerisinde bitkisel tedavi yöntemleri %80 %90'larda arkadaşlar, sentetiklere oranla düşünün, çok büyük bir oranda. Tabii ki burada hemen profilaktik olarak başlamanın da çok büyük etkisi var. Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi aromaterapide az önce belirttiğim gibi uygulayan kişinin, yine uygulayan kişinin de kendi mesleki sorumluluk sınırları içinde kullanılmalı ve yine özellikle aromaterapi her derde deva bir yöntem gibi görülmemeli ve sunulmamalı. Evet, çok çok %100 başarılı olduğu şeyler var ama her şeyde muhakkak iyileştirir, mucizedir gibi söylemler zaten bize yakışmaz, bilim insanına yakışmaz. Aromaterapinin tarihçesi, fitoterapinin tarihçesi gibi. İşte insanlar sadece bütün bu bitkisel materyalleri, bitkilerin kısımlarını sadece beslenme için değil, aynı zamanda hastalıklara, özellikle tabii ki yaralara, travmalara, kazalara bağlı olarak enfeksiyonlara karşı koruma olarak kullanıyorlardı. Milattan önce ilkel damıtmaların Çin'de 6000, 7000 yıllarına, hatta 8000 diye geçen kaynaklar var arkadaşlar. Gittiği görülüyor. Bakın, milattan önce 7-8000 yılları. Sümerler tarafından da kullanılmış oldu ve Mezopotamya'da da 5000 yıl öncesine kadar, tabii milattan önce, ilkel damıtma ekipmanı parçaları bulunarak anlaşılıyor. Yani bir damıtma cihazı kullanılmış. Mısır medeniyetin beşiği olan yerlerden birisi. Mesela Kleopatra'nın kendi döneminin çok bilgili ve çok okuyan, çok bilgin bir insanmış Kleopatra. Aslında hani bize gösterilen sadece güzelliğiyle ve aklıyla ünlü olduğu. Ama öyle değil aslında, çok gerçekten hem zeki hem altı dil biliyormuş Kleopatra. Ve birçok bilim alanıyla da çok fazla okumuş ve bilgili bir insan.
o dönemin kendi dönemindeki sağlığa, güzelliğe ilgisi, sadece güzelliğe ilgisi yok yani, sağlık ve güzellik ve bilime olan ilgisiyle ünlü. Kendi döneminin doktorlarına bir kolaylık olsun diye bir el kitabı yaptırıyor. Ve işte onun adı da Chrysopheia. Burada Kleopatra'nın bir şeyi görülüyor kitabında, başucu kitabında doktorlar için bir distilasyon aparatı görülüyor. Şimdi milattan önce 7-8 bin yıllarına dayanıyor distilasyon aparatı, yani damıtma cihazı kurulmuş. Tabii nedir? Bitkinin bitki materyalinde bulunan yağ ile suyu birbirinden ayırabilmişler. Yani daha doğrusu bitkinin içerisindeki yağı ayırabilmişler. Ama yağ ile suyu birbirinden ayıramamışlar arkadaşlar. İslam bilginlerinin bilginliğinin de ben yine şeyden geldiğini görüyoruz. Ben sadece ben düşünmüyorum. Kadim Mısırlılardan tüm onların çalışmalarını, tüm bilgilerini alan İslam alimleri, Farsi alimler özellikle distilasyon üzerine çok yoğunlaşmışlar. Ve imbik ve alkol kelimeleri de, terimleri de Arapça kökenli olduğu buradan da anlaşılmakta. Modern tıbbın babası olan İbn Sina, biliyorsunuz Batı'da Avicenna adıyla biliniyor. Distilasyon aparatına bakın, İbn Sina'ya kadar hep bitkiden, bitkisel materyalimizden, onun içinden yağ ve su çekilmiş ama yağ ve su bir arada. Hülaz, yani bitki şurada elde ediliyor. Çünkü su buharı distilasyonu ya da alttan kaynatma fark etmez. Sulu ve uçucu yağlı bileşen borudan geçip diğer tarafta birleşiyor. Yani ne oluyor? Su ile uçucu yağ bir arada. O uçucu yağ ile suyu İbn Sina'ya kadar birbirinden ayıramamışlar. Dolayısıyla İbn Sina zaten dediğim gibi tıp, eczacı, lokman hekim, her şey, bir sürü şeyi var, alanı var bilimde. Bu distilasyon aparatına soğutucu bir tüp ilave ederek gerçek anlamda distilasyonu bulmuş oluyor. İşte bu manada aromaterapinin babasının da yine İbn Sina olduğu kabul ediliyor tüm dünyaca. Görüldüğü gibi arkadaşlar, bu daha ilkel bir şey, çünkü altta su var, suya değmeyen bir bitki sepeti var, çünkü suyun sıcaklığıyla, 100 derece suyun sıcaklığıyla pişmemesi gerekiyor bitkisel materyalin ve işte alttan su kaynadıkça yukarıya esansiyel yağı içeren su buharı damlacıkları ve bu şekilde soğuk su aparatının içinden, bakın borusu şurada, soğuk su var, içinden geçerken yoğuşum farkıyla alt tarafta bitki suyu, bitkinin içinden geçen su buharında çözünmüş olan moleküller bulunuyor burada. Suda çözünmüş olan konsantre moleküller var bu suda, yani neydi? Hidrolatlardı arkadaşlar. Yukarıda da uçucu yağımız birikiyor. Evet, İbn Sina. Aromaterapi enstrümanlarını da anlatmış olduk tabii ki, ama hızlıca geçelim. Neler? Aromaterapi dendiğinde, aromaterapi demek uçucu yağlar demek. Adı üzerinde aroma, koku, terapi, tedavi. Aroma koku demek, koku molekülü demek. Koku molekülleri, yani uçucu yağlar, terpenik moleküller, havada hava fazına çok kolaylıkla, gaz faza çok kolaylıkla geçtikleri için bizdeki, Türkçemizdeki karşılığı uçucu yağlar. İşte aromaterapinin başrol oyuncusu uçucu yağlar. Tabii bunların yanı sıra kullanılan ajanlarımız var. Bahsettik distilasyon, oda sıcaklığında sıvılar havayla temasında tamamen uçtuğu için uçucu yağlar diyoruz. Az önce gördüğümüz gibi
Uçucu yağlar üstte, en son bitkisel materyalimizin, elde ettiğimiz materyalin uçucu yağlar üstteydi. Altta kalan çok kıymetli bitkinin içinden saatlerce sürüyor arkadaşlar bu proses, distilasyon prosesi. Bazen bazı bitkilerde 48-72 saat sürüyor. Çünkü bazı bileşenler, uçucu yağ bileşenleri 12 saat sonra kendisini vermeye başlıyor. Bazıları 24 saat. Bazı ilk alınan moleküller tıbbi anlamda bizim için kıymetli oluyor. Bazılarında 72 saat sonra alınan kıymetli oluyor. Dolayısıyla düşünün ki bu kadar süre zarfında bitkisel materyalin içerisinde su buharı geziyor. Haşır neşir oluyorlar ve hidrolat o yüzden çok çok kıymetli hale gelmiş oluyor. Çünkü bitkinin suda çözünen maddelerini almış oluyor içerisine. İşte dolayısıyla aromaterapi bir, uçucu yağlar, iki, çok kıymetli olan hidrolatlarla yapılıyor. Hidrolatlar bitkinin suda çözünen etken maddelerini %0.2, %0.5 oranında artı çok önemli bir nokta bitkinin içindeki uçucu yağlardan da %0.1 ila %1'e kadar, %1 de minimal aromaterapi dozudur zaten arkadaşlar. Suda çözünmüş halde %20'ye kadar uçucu yağlar suda çözünebiliyorlar iyonize bir şekilde. İçinde bulunduran sular, bitki suları. Yani en güzel tarafı seyreltmeden doğrudan cilt üzerinde ve dahilen kullanılabilmesi. Aromaterapinin homeopatisi diyebiliriz hidrolatlara. Kısaca yeni doğandan itibaren hamile dahil bazı hidrolatlar hani düşük riski ya da erken doğum riski teşkil edeceğinden onlar haricinde çok rahatlıkla uygulayabileceğimiz, kullanabileceğimiz en düşük minimal dozda içerdiği için hidrolatlar da ikinci enstrümanımızdır aromaterapiyi uygularken. Sabit yağlar bizim yağ asitleri dediğimiz arkadaşlar bildiğiniz üzere zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi soğuk sıkım, badem yağı, işte kuşburnu yağı gibi soğuk sıkım ile elde edilen aromatik uçucu yağlarımızı topikal uygulamalarda deriye uygularken deriye sürme amacıyla. Çünkü direkt uçucu yağı sürdüğümüz zaman yakar. Çünkü çok konsantre fitokompleks bileşikler, uçucu yağlar 300, 500, 600 kadar yağına göre şey bulunabiliyor içerisinde. Molekül bulunabiliyor ve moleküller de gruplarına göre yumuşak ve sert olarak da ayrılıyorlar. Birazdan hızlıca onların da üzerinden geçeceğiz. Yani kısaca sabit yağlar aromaterapi uygularken bizim deriye uygulamada penetrasyonda bir araçtır sadece. Ama onun dışında fitoterapötik anlamda dahili kullanım olarak elbette ki sabit yağların çok faydaları vardır. Ama tabii ki onları arkadaşlar burada anlatmayacağım. İnşallah daha sonra eğitimlerde, derin büyük eğitimlerde görüşürüz. Aromaterapi uygulama yolu dendiğinde koku molekülü aslında çok basit. İlk olarak ve en önemli şey inhalasyondur. İnhalasyonla koku molekülü burun, nazal kavite üzerinden koku sistemine, olfaktör sisteme saniyeler içerisinde ulaşır ve aynı zamanda inhalasyon ile akciğer solunum sistemine gider. İnhalasyonla iki yol üzerinden ama en önemli, evet akciğer, ama en önemli beyin üzerindeki olfaktör sistem üzerinden beyin üzerindeki etkili. İkinci, haricen uygulamalar. Üçüncüsü de dahili kullanımları. Evet, koklama arkadaşlar, şöyle bir görelim. Bakın, koku molekülleri çok küçük moleküller ve nazal kavite
Nazal kavitenin, bakın şu bölgenin büyütülmüşü, buraya geçelim. Şurası nazal kavite. Şu renkli minik yuvarlaklar koku molekülleri. Çok çok küçük moleküllerdir koku molekülleri. Dolayısıyla her türlü tüm hücre membranlarından hiçbir dışsal güce ve desteğe gerek olmadan hücre membranlarından geçerler. İşte bakın nazal kavitenin üzerinde bulunan, yani beynimizin ön alt kısmında bulunan koku soğancığından uzanan koku nöronları ve bu nöronların ucunda bulunan reseptörler ve yine nöronların en ucundaki silyalar. İşte bu silyalar nazal kavitenin içinde bulunuyorlar. Dolayısıyla bizim koku ve tat duyumuzu algılamamızın organları bunlar. İşte burada bir koku molekülü silyaya hemen hücre tüm hücrelerden geçebildiği için geçiyor ve bakın reseptör tarafından algılanıyor. Eğer reseptör ilaç ilişkisi, aynı şekilde düşünün, reseptör molekül ilişkisi, eğer o reseptöre o koku molekülü şeklen uyuyorsa, anahtar kilit gibi, o zaman işte burada bir sinyalizasyon başlıyor ve olfaktör koku sinyalizasyonu yolu ve yolağı başlıyor. Bakın olfaktörün üzerinde, onu almamışım, limbik sistem, arkada amigdala, korteks, hafıza, serebral korteks, yani kısaca beyin üzerinde saniyeler içerisinde bir sinyalizasyon ağı oluşuyor ve en önemli olarak işte bu serotonin gibi, dopamin gibi, oksitosin gibi, GABA gibi, yani bizim beyin ya da beyin tabii ki de vücudumuzla, fizyolojik aktivitelerle ya da öğrenmeyle ya da işte moodla ilgili tüm aktivitelerinden sorumlu olmuş olan yolağı çalıştırmış, haritayı oluşturmuş oluyor. Bu yüzden kokladığınız an birkaç saniye içerisinde etkinlik başlıyor. Bu 5 ila 10 dakika sürekli olarak hızlı hızlı inhale ettiğinizde, inhalasyon gibi, inhalerler gibi inhale ettiğinizde beyin üzerinden tedavisi, bu HPA aksı, işte hipotalamus, talamus gibi vücudumuzu da somatik sinirleri de etkileyen etkisi başlamış oluyor. Akciğer yol üzerinden de inhalasyonla akciğerlerdeki bronşlarımızın alveolleri içerisine, akciğer lenfatik sistemin içerisine de yine aynı hızla, aynı şekilde sistemik dolaşıma karışıyor uçucu yağ molekülleri inhalasyon yolu ile. Topikal uygulamada da deri yolu ile yine en hızlı şekilde karışıyor. Mesela Gatefos topikal uygulamadan 30 dakika ile 12 saate kadar uçucu yağların tamamının sistemik dolaşıma katıldığını bulmuş olan kişi. Uçucu yağlar terpenler ve fenilpropan türevleri diye iki ana iskelette ayrılıyor bugün. Yani daha çok var ama bugün günümüzde kullanılan, çünkü yan etkileri güvenliksizliklerinden dolayı artık o grup moleküller kullanılmadığından dolayı bugün terpenlerden bahsediyoruz. Yani kısaca uçucu yağ molekülleri dendiğinde terpenler, fenilpropan türevleri de sadece sinnamaldehit olan, işte tarçının aldehite, propan şeyi. İzopren molekülü, iki izopren molekülü, bu bir alken, 5 karbonlu. İki izopren molekülü bir araya geldiğinde monoterpen. İşte terpenin en küçüğü monoterpen. Yani arkadaşlar şöyle, neden küçük molekül diyelim? Bakın mentol bir monoterpen, geraniol bir monoterpen, alkol.
Zaten hidroksilinden burada anlıyorsunuz. Molekülün küçüklüğünü göstermeye çalışıyorum. Bu kadar küçük bir molekül dolayısıyla tüm hücre membranlarından geçiyor. Beyin omurilik sıvısı dahil arkadaşlar. Farnesol bir ses terpen. İki tane izopren yani 10 karbon monoterpen oldu. 15 karbon olunca seski terpen oluyor arkadaşlar. Seski terpenden sonra yani 3 izopren molekülünden sonra 4, 5, 6 bakın zincirimiz ne kadar uzuyor. Mesela skualen, beta karoten bunlar artık sabit yağlarda bulunan yağ asidi zincirleri haline gelmiş oluyor. Yani uçucu yağ molekülleri monoterpen ve seski terpen ve bunların alkolleri, fenolleri, aldehitleri, eterleri, esterleri gibi fonksiyonel grubun değişmesiyle elde edilmiş olan moleküller yani kendiliğinden. Monoterpenler en küçük moleküller, en hızlı moleküller, canlandırıcı, enerji verici, immün sistemi yükseltici. Ben bunları çok hızlı bir şekilde şu an şey yapacağım. Başlıca özellikleri canlandırıcı, immün sistem güçlendirici yani tonik etkileri var. Dekonjesyon yaparlar solunum ve kas sistemini. Ağrı kesici, antibakteriyel kas spazmolitiği etkileri vardır. Neler bunlar? Kozalaklılar, ardı, çam, sedir. Ondan sonra tüm sitrus türleri, bergamot, limon, portakal bunlar hep monoterpendir arkadaşlar. Tea tree, bakın. Servi, ardıç dediğim gibi sedir, çam bunlar da hep monoterpen zengindir. Dolayısıyla dekonjestandır. Yani bir limonu bile koklasanız burun tıkanıklığına kısmi olarak iyi gelir. Ve hepsi tabii ki antibakteriyeldir. Seski terpenler molekülümüz bir tane daha büyüdü arkadaşlar. Seski terpen dendiğinde 15 karbon oldu. Yani biraz daha uzun sürer deriden ve hücre membranından emilmesi. Seski terpen dendiğinde cilt hastalıkları ve cilt preparatları yani cilt dostudur seski terpenler. Yani bir monoterpenler gibi cildi direkt olarak dökseniz onun gibi tahriş etmezler. Uzun süre kullanımda direkt uygulamadan bahsediyorum tahriş ederler. Bunlar cilt yenileyici, antiflojistiktir, antiinflamatuardır. Aynı zamanda cilt sakinleştiricidir. Dedik ya cilt dostudur ama monoterpenlerden daha kuvvetli antibakteriyeldir. Artık skala, spektrum genişlemeye başlar. Monoterpen, seski terpen, seski terpen ve monoterpenin alkolü, eteri, esteri, fenolü, ketonu yani fonksiyonel grup hidrojenini kaybettikçe arkadaşlar molekül sertleşir. Molekülün kokusu da sertleşir. Yaptığı fizyolojik etkiler de sertleşir. Yani bu bize çok kolay bir şekilde tiyo veriyor. Bir yağı kokladığınızda içiniz açılıyor. O zaman onun yaptığı etki sizde akut olarak çok tahriş edici ya da güvenlik bandı çok geniştir. Ama bir kekik, kekik bir fenolik bileşiktir. Kekiği kokladığınızda burnunuzu geri çekersiniz. Çekme ihtiyacı duyarsınız. İşte o diyor ki beni az kullan demek istiyor zaten. Diğeri beni daha yüksek oranda kullanabilirsin diyor. Evet, seski terpen moleküllerimiz beta karyofilen, alfa karyofilen çok kıymetli moleküller. Azulen bileşikleri tüm papatya, Asteraceae familyasında bulunan papatyalar, ölmez çiçek, civan perçemi gibi cilt sakinleştiriciler, kesinlikle cilt iyileştiriciler. Germakrende, farnesen, gelen antibakteriyel, antifungal aktivite iyice artıyor. Artık sikatrizan, cilt onarıcı moleküllerimiz. Kopayba, mür, ölmez çiçek, paçuli, sedir, papatya giller, vetiver, yılan yılan, zencefil, civan perçemi.
Daha sonra alkollerini göreceğimizi söylemiştim. İçerisinde bu monoterpen grubunun alkolleri içeren yağlar var. Alkoller daha fazla artık antibakteriyel, antifungal aktivitenin arttığı, yine enfifungal aktivitenin arttığı, yine monoterpenlerin ve sesketerpenlerin alkolleri arkadaşlar. Daha sonra fenollere geçiyor. Fenoller aromatik alkoller biliyorsunuz. Artık buradan itibaren ki sesketerpenlerden itibaren öyleydi ama iyice artıyor. Kolay uçmuyorlar moleküller. Ciltte uzun süre kalır ve bu da iritan ihtimalini arttırıyor. Çok güçlü, en güçlülerden diyebiliriz. Çünkü aldehitler de aynı şekilde. Antimikrobiyal, antiviral aktivite. Akut ve kısa süreli tedavi. Daha sonra güvenli olarak alkollere geçilir. Yani ya o anlık akut müdahale etmek için ya da bir günlük, iki günlük o çok şiddetli enfeksiyonu derhal enfeksiyonu kurutabilmek için kullanılır. Daha sonra çünkü daha fazla kullanamazsınız, tahriş ve iritasyona sebep olur. Her türlü membranlardaki, hele mukoz membranlarda çok ciddi tahrişe sebep olur ve aynı zamanda toksisitesi de yüksektir zaten. Dolayısıyla sonra güvenlikli olan alkollere geçilir tedavide. Karanfil, kekik, timol, karvakrol, sklareol, karanfilde bulunan öjenol. Enteresandır ki arkadaşlar, aynı zamanda fenoller çok güzel cilt hasarını onarıcılar. Yani bütün bu skar, keloid doku en önemli şeylerden bir tanesidir, ajanlardan. Bir fenoller, iki ketonlar. Ama ikisi de cildi besleyen yağlarla kullanılmalıdır ve belli oranlarda. Esterler. Esterler, sesketerpen dendiğinde cilt dostu, esterler dendiğinde de antistres olduğu aklımıza gelmesi lazım. Genelde sedatif etkili, spazm çözücü, adaptojenik, tonik, sikatrizan, antistres, bağışıklık güçlendiricidirler. Toksisite ve tahrişe neden olmazlar. En güzel gruplardan bir tanesidir esterler. Yani kokladığımızda bizi iyi hissettiren esterler aynı zamanda sürdüğümüzde de iyileştirirler. Sürdüğümüzde de, içtiğimizde de. Metil salisilat hariç yalnız. Metil salisilat da arkadaşlar bildiğimiz Bengay'da bulunan çizgili kas spazmolitiği, kuvvetli ağrı kesicidir. O yalnız çok fazla kullanılmaz. Toksisitesi ve tahriş etkisi yüksektir. Esterler, bergamot, ıtır, bütün güzel kokulu, çiçekli, bize çok iyi hissettiren tüm moleküller esterdir. Eterler antispazmotik, spazm çözücüdürler, tahriş, toksisite, hepatotoksisite, nörotoksisite, her türlü toksisite mevcuttur. Dolayısıyla kısa ve az oranda kullanılırlar. Karminatif, kas spazmı, antiinflamatuar, insomniyada da metilkavikol yani fesleğen kullanılıyor. Anason, metilkavikol, transanetolden dolayı çok kullanım alanı var. Karanfil, elemi, mersin başlıcaları. Oksitler, artık çok şeyler çok az kaldı. Oksitler, 1,8 sineol ve bisabolol oksit en bilinen, en çok çalışılan, en çok da bulunan oksitler. Çok kuvvetli antimikrobiyal etki, çok kuvvetli spazm çözücü etki, ağrı kesici. 1,8 sineol serebral kan akımını arttırır. 1,8 sineol diğer adı ökaliptoldür arkadaşlar. Zaten de ilk defa ökaliptusta keşfedilmiş olduğundan adını oradan alıyor. Ökaliptol mukosilyar hücreleri uyararak silya hareketini arttırır. Ve aynı zamanda da mukusu sulandırır, mukolitiktir. Yani asetil sistein gibi gören arkadaşlarımız belki vardır ilaç moleküllerini. Aynı zamanda da adrenal bezi uyarır, 1,8 sineol yani ökaliptol ve
Steroid kullanımını da azaltıcı etkisi de vardır. Çünkü böbrek üstü bezlerini beyin üzerinden uyarıcı etkisi var. Alman papatyası, biberiye, ökaliptus, civan perçemi, bisabolol. Yani biberiye, ökaliptus, nioli ve bunun gibi başka tabii ki yağlar da var. 1,8 sineoldir buradaki şey. Aldehitler, fenoller gibi çok güçlü aktivite olduğunu söylemiştim. Sonu al ile bitiyor. Antiviral, antibakteriyel, antifungal aktivite. Artık bunların hepsi tap noktadadır arkadaşlar. Tabii ki tap noktada olduğu için de kullanımını da, yağın karakteri kullanımını da bize azaltıyor. Mesela bir tarçını kokladığınızda kekik gibi burnunuz yanar. Yani sinamaldehit oranı yüksek olan tarçından bahsediyorum. Sitral, melisa, limon otu, limon çimeninde bulunan sitroneller yine aynı şekilde bu limon kokulu bitkilerde, limonumsu kokulu bitkilerde bulunan bir aldehit. Çok kuvvetli antibakteriyel, antiviral. Mesela işte şu an COVID'e karşı işte difüzörler, işte eczanelerde ya da doktor kliniklerinde ya da iş yerlerimizde, evlerimizde kullanıyoruz. İşte o difüzörlerin içerisine kekik gibi fenoller, 1,8 sineoller, sitral, tarçın, sitroneller içeren uçucu yağlarımızdan koyuyoruz. Neden? Çünkü en güçlü aktivite. Ketonlar, fenoller gibi çok iyi sikatrizan olduğunu söylemiştim. Ama aynı zamanda tek başına kullanırsanız cildi tahriş eder diye belli bir oranda kullanılması gerekiyor. Aynı 1,8 sineol gibi mukolitik aktivitesi vardır. Sindirim düzenleyicidir. Çok iyi sikatrizan olmalarından ötürü çok seviyoruz kendilerini. Tuyon, kafur, plegon, menton başlıca yüksek toksisitesi olan ve yağlarda istemediğimiz ketonlar arkadaşlar. En büyük şeyi nörotoksik etkisi olması. Şimdi hızlıca karışım oranları nasıl? Onu konuşup şimdi sizinle bir karışım yapacağız. Ben yapacağım, siz seyredeceksiniz. Karışım oranları hamile ve çocuklarda, bebeklerde 0,25 ila 0,5. Hamile çocuklarda, duygusal problemlerde, bağışıklık sistemi hastalıklarında, ilaç kullananlarda %1. %1 ne demek? Burada bir şey oluyor hep arkadaşlar. Yani bunu bir eczacının %1 ne demek diye sormaması gerekiyor bana göre. %1 nedir? 100 gram ya da 100 birim olan elinizdeki materyalde, toplam materyalde bir birim demek. Yani ne koyuyorsanız içine, ilaç koyuyorsanız, su koyuyorsanız, her ne koyuyorsanız toplam hacmin içerisinde bir birim o molekülden bahsediyoruz. İşte yani demek oluyor ki bir birim uçucu yağ koyuyorsak 99 birim sabit yağ koyuyoruz. Neydi? Taşıyıcıların içinde kullanıyorduk ya. İşte bu. Masaj ve tüm vücutta %2. Spesifik kas tendon yaralanmaları gibi akut durumlarda %3 ila 10. Morarma, travma yani akut bir darbe aldı, işte spazm oldu, kasılma oldu, fibromiyalji ya da bir kesi oldu, bir kontaminasyonu engellemek için bakın %25 ila %50 yani yarı yarıya diyelim ki 1 mililitre uçucu yağ, 1 mililitre sabit yağ karıştırıp ne yapıyoruz? Biz o an onu engellemek istiyoruz. Kontaminasyonu, enfeksiyonu kesmek istiyoruz. Ya da o an şişme oldu. Biz hemen orada ödemi atmak istiyoruz. Neydi? Monoterpenlerleydi. Kesik, böcek sokması, baş ağrısı, nane yağı sürmek gibi. Böcek sokması, hemen anti alerjik olarak yine nane yağı damlatmak gibi. Ya da işte kesik, yara, yanık oluştu hemen. Kontaminasyonu engellemek için üzerine lavanta gibi hani yumuşak, sedatif etkili olan antibakteriyellerden damlatmak gibi seyreltmeden direkt olarak o an tek kullanımlık olarak kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şöyle siz vakalara bakarken
Tabii burada çok derin konular bunlar arkadaşlar gerçekten. Sabit yağlardan, uçucu yağlardan da bahsettim denilmez ama sabit yağları sadece şey olarak anlattım. Bir saç iyileştirmesi. Bakın burada skarı olan 6 yıllık skar izinin iyileştirilmesi. Size şimdi ben ne yapacağım? Sivilce, akne, yaş döneminiz itibariyle çok şey olan sivilce, akne izi. Bakın bu 10 yıldan fazla olan akneli iz bırakan inflamatuar akneli olan bir arkadaşımızın yüzünde derin krater şeklinde kalmış izler. Bakın bu sadece 2 ay sonra oluşan görünüm. Ama 6 ayda gerçekten cildin eski haline göre %80, %90'a varan iyileşme. %100'ü şey yapamıyoruz, %100 zaten oluşmamış olan haliydi. Şimdi arkadaşlar bakın %10'luk ne demek? Yani toplam 100 ise bunun içerisinde 10 mililitresi uçucu yağ demek. Şimdi dolayısıyla 5, 10, 15 mililitre nar çekirdeği yağı, buğday yağı ve pirinç kepeği yağı bunlar sabit yağlarımız. 15'er mililitre olarak bu üçü de iz giderici ve deriyi kolajen indükleyici sabit yağlardan birisi. Şimdi nar çekirdeği yağımızı mesela pomegranate seed 5 mililitre arkadaşlar koydum. Tamam mı? Yine küçük bir behere, tabii ben artık çok şey olduğum için bunu şişeye de yapabiliyorum ama öncelikle buğday ruşeym yağı arkadaşlar 5 mililitre. Rice bran pirinç kepeği yağı arkadaşlar 5 mililitre. Ben beherimde 15 mililitre sabit yağımı yaptım. Şimdi diyor ki buradan itibaren de bunlar uçucu yağlarımız. Ölmez çiçek 10 damla. Bakın ölmez çiçek immortal. İşte bunlar zaten damlalıklı damlatmamız gerekiyor. 10 damla damlatıyorum. Şöyle yaparsak. Bakın. 7, 8, 9, 10. 10 damla ölmez çiçek. Copaiba pelesenk yağımız arkadaşlar. Bakın Copaiba. Bu da melanogenezizi inhib ediyor. Özellikle bu sivilce aknelerin yerinde yeni olanlarda kızarıklıkları nar çekirdeği ile beraber. Bunu da 5 damla. 2, 3, 4, 5 damla. Basil fesleğen. Fenkon ketonundan dolayı non toksik ketonlardan bir tanesi. Basil 5 damla, 3, 4, 5. Karavay, kişniş. Bunda da karbon var arkadaşlar. Pardon, kimyon. 1, 2, 3, 4, 5. Karanfil, bir fenol. İşte o yine şeyleri düzenlemek için. Karanfil yani klovbat arkadaşlar. Skar çukurluk izlerini gidermek için ne kaldı? Ginger, zencefil. Zencefinde de azulen bileşikleri ve 3 damla. Çünkü ginger de ısıtıcıdır. Ciltte yanma hissi verir karanfille birlikte. O yüzden daha az kullanılması gerekiyor. Vetiver'de yine vetiveron. Vetiveroller kendine has ketonları var. Keton demiştik, sikatrizan. Unutmayalım. Hadi bakalım, bunu da bizim arkadaşlar çok sıktığı için. Evet, aynı zamanda çok iyi nemlenme veriyor. Evet, tüm uçucularımızı da koyduk arkadaşlar. Bagetimizle karıştırıyoruz. Bakın şu şekilde. Harika. Canlı şeyleri gerçekten çok özledim. 20 mililitrelik bir şişenin içine görüldüğü gibi aktarıyorum beherimden, tamam mı? Ve
Tabii ki bunları kesinlikle damlalıklı olarak kullanmamız gerekiyor. Cam damlalıklı. İşte kapağını da kapattıktan sonra arkadaşlar sıkıca kapatılması gerekiyor. Çünkü içerisindeki uçucu yağ molekülleri açık kaldığında uçucu yağ molekülleri uçacak, sabit yağlarımız kalacak. Dolayısıyla etkinliğimiz azalmaya başlar gerçekten. İşte sabah akşam cildinizin tipine göre 2 damla, 3 damla, 4 damla olabilir. Bir de yaz kış olmasına göre de değişiyor. Avucumuza damlatıyoruz. Bakın onu da göstereyim nasıl uygulanıyor. Avucumuza ben şimdi şey olarak damlatayım, bir damla, tamam mı? Çünkü bende sıkar yok. Arkadaşlar şu şekilde tüm avucumuza yayıyoruz ve ondan sonra da yüzümüzde o bölgelerde, tabii ben bir damla damlattığım için çok az, ama 3 damla, 4 damla tüm o sivilce izlerinin, sıkarların, belki başka bir şeylerin izleri de vardır, yara izi vardır gibi, onların üzerine sabah akşam uyguluyoruz. Şu an mesela bunun içerisinde mevsimimiz yaz olduğu için arkadaşlar, güneşle fototoksisite ya da fotosensivite yapacak hiçbir yağ yok. Ona özellikle dikkat ederek zaten hazırladım. İşte o şekilde şu an rahatlıkla kullanılabilecek bir formül yaptık sizlerle. Daha da başka, hadi bunlar da hani aromaterapinin ne kadar faydalı, hızlı, faydalı, bakın alopesi, areata, sivilce, seborik dermatit, leke tedavileri, sivilce tedavileri, özellikle roakutan kullanamayanlar, tabii roakutansız iyileşmesi çok daha güzel bir şey. Yani ilaca alternatif, eğer onun kadar etkili bir şey varsa neden olmasın? Vücut kararması, lekeleri, bu da alopesi universalis, sedef. Tabii bunlar da hastaların, dediğim gibi, çok yaşam stiline ve sizin verdiğiniz doktorunun verdiği önerileri çok dikkatli olarak uygulaması gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar, aromaterapi. Yani çok çok da süremiz bu kadar. Özlem Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Bizimle bu faydalı bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim her zaman. İzniniz olursa YouTube üzerinden bir soru gelmiş. Onu yöneltebilirim isterseniz yayınımız bitmeden. Bu tip ürünlerde fiyatlandırma nasıl yapılıyor diye bir soru gelmiş size. Fiyatlandırma, ürünlerin fiyatları, perakende satış fiyatları zaten listemizde var. Hani eczacılarımızla, yani halkın da bildiği. O perakende satış fiyatı üzerinden mililitre ve damla fiyatları da var. Onların üzerinden hesaplıyoruz. Teşekkür ederim. Bir soru daha yöneltmek istiyorum izninizle. Aromaterapi eğitimini nereden alabiliriz? Aromaterapi eğitimini kimler alabilir? Aromaterapi eğitimi, ben aromaterapi eğitimi veriyorum tabii sağlık çalışanlarına, sağlık profesyonellerine, doktorlara, eczacılara, hemşirelere, fizyoterapistlere. Aromaterapi, onun dışında halkın da aromaterapi eğitimleri veren, halka da verenler var. Ben vermedim, vermiyorum şu an için. Bunun sadece ehil kişiler tarafından yapılması, en azından tıbbi kısmını, yani tıbbi aromaterapi eğitimi veriyorum ben. Ama holistik aromaterapi eğitimi veren kişiler de var. Arayabilirler yani yine internetten. Ben veriyorum tıbbi aromaterapi eğitimi. Çok teşekkür ederim tekrar yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım sizi bizim fakültemizde ağırlama imkanı da buluruz. Pandemide İnşallah, yaşayacak. İnşallah bir eğitimde buluşuruz belki, kısmet. Teşekkür ederiz, iyi günler. Size de kolaylıklar diliyorum. Eğitim hayatınız boyunca, daha sonra da mesleki hayatınız boyunca mutlaka bir yerde buluşuruz zaten. Umarım. Hoşçakalın. İyi günler. Arkadaşlar, yayınımız şimdi Emir Enis Yurtgülü ile birlikte çekiliş yayını olarak devam ediyor.
Efendim herkese tekrardan merhabalar. Çekilişlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi fitoil aromaterapiden 4 ayrı hediyemiz var ve 10'ar kişiye. Önce arzu ederseniz hediyelerimizi anons edelim. 10 kişiye Flea Fly Spray, 10 kişiye yüz yıkama jeli, 10 kişiye aloe vera jel, 10 kişiye de tonik. Şimdi hemen 10 kişiye Flea Fly Spray çekilişimizle başlayabiliriz. Buyurun arkadaşlar. Evet, şu anda Instagram'dan fitoil aromaterapi postunu etiketleyen kullanıcılarımız gözüküyor. Çekilişimizi başlattık. Ekranlarınızda 10 asil 10 yedek kazanan gözükmekte. Fakat daha önce de bilgilendirdiğimiz gibi Farmakon ekibinden kazanan arkadaşlarımız ve daha önce bir çekilişten ödül kazanmış olan arkadaşlarımızın yerine yedek kullanıcılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Kazanan arkadaşlar Instagram ve YouTube üzerinden bizlere ulaşmayı ihmal etmesinler. İç hızımızı kesmeden fitoil aromaterapinin ikinci çekilişi olan 10 kişiye yüz yıkama jeli çekilişimize başlayabiliriz. Arkadaşlar fitoil aromaterapinin ikinci çekilişini yapmak için çok kısa bir süre sizi bekletmek zorundayım. Evet, bu çekilişimizde 10 asil 10 yedek olmak üzere gerçekleştireceğiz. Kullanıcılar ekranlarınızda. Hemen çekilişimizi başlatıyoruz. Evet, 10 asil 10 yedek olmak üzere kazanan şanslı arkadaşlarımız ekranlarınızda gözüküyor. Daha önce de söylediğimiz gibi kazananlar Instagram ve YouTube üzerinden bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
Evet, fito ile aromaterapinin üçüncü çekilişine devam ediyoruz. 10 kişiye aloe vera jel çekilişimizi gerçekleştirmeleri için arkadaşlarımdan rica ediyorum. Evet, aloe vera jel çekilişimizle başlatmak üzereyiz. Kullanıcılar, etiketleyen kullanıcılar ekranlarınızda çekilişimizi başlatmış bulunuyoruz. Evet, 10 asil, 10 yedek olarak kazananlarımız ekranlarınızda tekrardan. Kazanan arkadaşlar Instagram ve YouTube üzerinden bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Ve kazananlar ayrıca gruplarda yayınlanacaktır. Fito ile aromaterapinin son çekilişi 10 kişiye tonik çekilişimizi başlatmak üzereyiz. Çok kısa bir süre daha bekleteceğiz. Sonra çekilişimiz hemen başlayacak. Instagram postumuzu etiketleyen kullanıcılar ekranlarınızda. Bunları gördükten sonra hemen çekilişimizi başlatabiliriz. Evet, tekrardan 10 asil, 10 yedek olmak üzere kullanıcılar ekranlarınızda. Tekrardan bunun anonsunu yapmış olalım. Farmakon ekibinden ve daha önceki çekilişlerimizden hediye kazanmış olan kullanıcılarımız ödül haklarından yararlanamayacak. Yedek kullanıcılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Kazanan arkadaşlar Instagram ve YouTube üzerinden bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Ve bu oturumdaki çekilişlerimizin tamamını sonlandırmış bulunuyoruz. Ödüllerini herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve öğleden önceki oturumlarımızı sonlandırıyoruz. Öğleden sonra saat 13'te Dermokozmetik ve OTC Atölyesi ile karşınızda olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.